önce sizleri korkuttular. Bitcoin 16.200 dolarlar civarında ben bu videoyu çekerken bizim kripto para sektörüne olan güven, inanç sıfırlandı. Over 150 billion dollars. In 3 days, that's how much the world's 15 largest cryptocurrencies lost in market value. Ama Bitcoin çöküş denilen bir ortamdan çıkıp eski zirvesini tekrar yakaladı. Bitcoin an itibariyle biraz evvel 66.400 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesi olan 65.000 dolar baremini kırmış oldu. Şimdi de bir belirsizlik ortamı oluşturuyorlar. Fakat Bitcoin gücünü artırmaya devam edecek. Çünkü arzı sabit kalan bir varlığın alıcısının artması, varlığın fiyatının artması anlamına gelir. İşte Bitcoin bu tanıma en iyi uyan varlık konumundadır. Her gün ortalama 900 Bitcoin üretiliyor. Son 2-3 gündür ETF'lere giren para 140 milyon dolarlara geriledi. Bu düşüşlere rağmen ETF'ler sayesinde her gün 2000 kadar Bitcoin borsalardan ayrılıyor. Bu günlük 1100 kadar Bitcoin'in açık yaratması anlamına geliyor. Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen halvingle her gün çıkarılan 900 Bitcoin miktarı 450'ye gerileyecek. Bu sayede borsalardaki açıkta artış gösterecek. ETF'ler borsalardaki arzın kıtlaşmasını sağlarken halving ise günlük üretilen BTC'lerin sayısını düşürecek. Bu durumun daha büyük bir arz sıkışıklığı yaratması bekleniyor. Özellikle Grayscale fonlarındaki çıkışlar azalınca Bitcoin fiyatı tekrar yükselişe geçecek. Daha önce yaptığımız bir hesaplamayı tekrar yapalım. 2140 yılına kadar 21 milyon Bitcoin üretilecek. Bunun 4 milyon kadarına erişim kaybedildi. 1 milyon Bitcoin Satoshi Nakamoto'nun cüzdanında sonsuza kadar hapsedilmiş durumda bulunuyor. Önümüzdeki 117 yıl boyunca 1,5 milyon Bitcoin'in çıkarılması bekleniyor. Geriye 14,5 milyon Bitcoin kalıyor. 14,5 milyon bölü 8 milyar. Bu denklemde pay ve bölenden orantılı bir şekilde sıfırları çıkarırsak, her 8 bin insan için 14,5 Bitcoin elde ederiz. Bu 8 bin kişinin son 14,5 litre suyu içmek için yarıştığını hayal edin. Bir diğer deyişle mükemmel bir varlığın 14,5 birimi için 8 bin insan savaşacak. Tüm bu denklemlerle Bitcoin'in ne kadar muhteşem olduğunu az çok anladığınız düşünüyorum. Sıra geldi altcoin'lere. Hatırlarsanız ayı sezonunda kripto paralar dip seviyelerde hareket ederken sizlere bir şey söylemiştim. Yükselişin nasıl geleceğini düşünecek kişi siz değilsiniz. Sadece arz ekonomisi iyi, kaliteli ve potansiyeli yüksek kripto paraları bulmaya odaklanın. Bu gibi projeleri bulduğunuzda elbet mega boğa sizin sepetede vuracaktır. Ayı sezonunun sadece düşüşlerin yaşandığı zaman aralığından ibaret olduğunu sanabilirsiniz. Aslında öyle değil. Ayı sezonu inşa etme sezonudur. Trendleri hazırlama sezonudur. Önümüzdeki boğada hangi sektörlerin trend olacağı akıllı paralar tarafından önceden planlandı. Zaten o günden bugüne altcoin'lerin büyük çoğunluğu güzel yükselişler yaptı ve yapmaya devam edecek. Tam 10 ay önce Kripto Boğası Böyle Gelecek isimli bir videomuzda sizlere bu durumu daha ayrıntılı anlatmıştım. Gelin bu konunun üzerinden bir kez daha geçelim. Bir roket hayal etmenizi istiyorum. Bu roketin uçması için basılacak düğme ve sahip olması gereken bir enerjiye ihtiyaç vardır. Düğmeyi kripto para piyasasındaki geliştirme çalışmaları olarak düşünebilirsiniz. Örneğin 2020 yılında mega boğayı başlatan DeFi sektörü 2018-2019 ayı sezonunda inşa edildi. DeFi'nin ateşi sönmek üzereyken NFT sektöründe 5 yıllık çalışmaların sonuç vermesiyle boğanın sürmesi sağlandı. Daha sonra NFT tabanlı oyunlar devreye girdi ve yaşanan yükseliş mega bir hal aldı. Tam buradaysa Metaverse sektörü bayrağı eline aldı. Metaverse tabanlı oyunlar ve araziler gücü korudu. Tüm bu farklı sektörlerse elbette merkeziyetsiz finans, yani DeFi ile birleşiyordu. Birlikte çalışılabilirlik üzerine kurulan kripto sektörü birbirinden gücünü alarak büyümektedir. Boğa sezonunda daha hararetli olmasına ve gerekenden fazla yükseliş yapmasına ise balinaların yüklü alımları ve Metaverse gibi farklı sektörlerin popülerliğiyle piyasaya giren yeni yatırımcılar neden oldu. İşte tam da bu yüzden unutmamalısınız ki kurumsal yatırımcılar ve balinalar sektörde büyük bir gelişme gördüklerinde tekrar yüklü alımlara başlayacak ve geçen boğada olduğu gibi yeni trendler oluşacak. Roketin düğmesi geliştirme çalışmaları iken enerji ise kurumsal yatırımcı, balinalar ve yeni yatırımcılardır. Tabii yeni yatırımcılar balinalar ve kurumsal paraya göre çok daha geç girmektedir. Çoğu zaman onlar boğayı zirveye getiren ve zirveden alan kişiler olmaktadır. Sıralamayı şöyle yapabiliriz.
kripto odaklı teknolojiler geliştiriciler tarafından geliştirilir ve ETF gibi yeni olumlu haberler ortaya çıkar. Balinalar ve kurumsal yatırımcılar buradaki büyük gelişmeler ve haberler sonrası yatırım kervanına katılır. Böylece piyasada yükselişler başlar. Sektördeki yeni teknolojiler medyada bir gündem yaratır ve böylece sektör tekrar popülerlik kazanır. Ardından hem piyasayı terk eden eski yatırımcılar hem de piyasayla tanışan yeni yatırımcılar yoğun yatırımlara başlar. Böylece mega boğa yaşanır. Birçok balina ayı sezonlarında düşük fiyatlardan Bitcoin toplarken aynı zamanda boğa sezonundaki önemli fırsatlar için elinde nakit bulundurur. Böylece yeni bir trend veya fırsat yakaladıklarında ellerindeki nakitlerle tekrar alım yaparlar. İşte tam da bu yüzden boğa sezonunun nasıl geleceğini düşünecek kişi siz değilsiniz. Her şey planlandı ve hazırlandı. Sizin yapmanız gereken tek şey elinizdeki varlıklara sahip çıkmak. Ayrıca bu sektör artık 2021 yılından çok daha farklı. Çünkü daha geniş benimsenmeler görülüyor ve daha fazla şirket yatırımlara başlıyor. Son zamanlarda Bitcoin'in düzeltme yapması nedeniyle sizi etkileyebilecek bir düşüş görülse de eğer buna hazırlıklı olmazsanız mega boğada kazanamazsınız. Çünkü boğa sezonunda sert yükselişler yaşanacağı için düzeltmeler de artış gösterecektir. Bu arada boğa gelmişken kardan zarar konusunu tekrar açmak istiyorum. Konuyu daha net anlatabilmek adına geçtiğimiz günlerde gelen bir yoruma değinmek istiyorum. ID Coin'de 77 bin dolar karım vardı. Fakat satmadım ve bugün kilit açılımı vardı. Bayağı bir düşüş yaşadı ve yarısından fazlası kayboldu. Bu nedenle daha da inecek korkusuyla stresliyim ve telaşlıyım. Ne yapabilirim? Sizin aklınıza ihtiyacım var. Şimdi konuyu anlatmaya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Biz bir yatırım danışmanı değiliz. Böyle olaylar gerçekleştikten sonra tavsiyelerde bulunmak çok tehlikelidir. Çünkü sat dersek ve varlık yükselirse biz suçlu oluruz. Satma dersek ve daha fazla düşerse yine biz suçlu oluruz. Fakat ben sizleri bu olaylar yaşanmadan önce güzel bir videoyla uyardım. Gelin o videoya bir geri dönüş yapalım. Her şeyden önce bir yatırımcının psikolojisini bilmemiz gerekiyor. Örneğin 2021 boğasından hemen önce Solana'nın fiyatı 1.5 dolar ve 3 dolar arasında dalgalanmaktaydı. 2 dolar fiyat bandından 1000 dolarlık 500 tane Solana aldığınızı farz edelim. Solana bu fiyat bandından çıktıktan tam 11 ay sonra 258 doları gördü. Burada Solana'nın en az 125x yaptığını ve böyle yükselişleri yakalayabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat böyle bir yükselişi arıyorsanız kendi psikolojinizi de baz almalısınız. Çünkü Solana 258 dolarlık zirvesine ulaşmadan önce 56 dolarlık bir zirve yapmış. 56 dolara yükseldikten hemen sonra hızlı bir düşüş yapmış ve 28 dolara kadar gerilemişti. İşte burası çok çok önemlidir. Şimdi soracağım soruların üzerine uzunca düşünmenizi istiyorum. Böyle bir düşüşü kaldırabilir misiniz? Çünkü 1000 dolarla aldığınız Solana'lar 56 dolara yükseldiğinde portföyünüzün değeri 28 bin dolar yaparken 56 dolardan 28 dolara düştüğünde 14 bin dolara eşdeğerdi. İşte burası bir yatırımcının stratejisi için kilit bir noktadır. Yapılan araştırmalara göre yatırımcıların %75'inden fazlası bu tür dalgalanmalar sonrası yoğun bir panik yaşıyor. Çünkü çoğu yatırımcı 1000 dolarlık yatırımının önce 28 bin dolara, sonra 14 bin dolara düşmesini kaldıramaz. Daha önce yaptığımız bu videodan da görebileceğiniz üzere, kardan zarar etmek çok kötüdür. Bu yüzden her zaman kar almayı bilmelisiniz. Amacınız kripto paralarla zengin olmaksa, büyük ihtimalle bu boğada kaybedenler arasına gireceksiniz. Ama amacınız bir miktar para kazanıp iş kurmak ve farklı yatırımlar yapmaksa, yapılmaması gereken bu tür hatalara dikkat ederek güzel paralar kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bu arkadaşın yaptığı önemli bir hata daha var. Büyük ihtimalle yatırım yaptığı altcoin hakkında yeterli bilgisi yok. Bir fenomenden görmüş olabilir ya da direkt önüne geleni almış olabilir. Çünkü varlık hakkında yeterli bilgisi olsaydı kilit açılım tarihini önceden bilmesi gerekirdi. Warren Buffett'ın dediği gibi, para kazanmak için her şeyi bilmeniz veya her şeyi doğru yapmanız gerekmez. Bazı önemli noktaları doğru yapmak ve bilmek yeterlidir. Buradaki en büyük amacımız, Kripto Türkiye'nin en iyi eğitim kanalı haline gelmektir. Bunu da doğru ve önemli bilgiler vererek yapmaktayız. Bizlere abone olarak en önemli tecrübelere ve bilgilere anında ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.